Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim lahmacun böreği. Adı börek olabilir ama bu genelde böyle akşamları bir yanına bir çorba yapıp yiyebileceğiniz bir ana yemek de diyebiliriz. Ben genelde bunun yanına çorba yapıp akşamları yemek niyetini yiyoruz. Çok da güzel oluyor. Üstün harcını hazırlayarak başlayayım. 300 gram yarı yağlı dana kıyma. Sebzeleri burada doğradım. Bir tane büyüklerinden domates, bir tane büyüklerinden kırmızı biber, gene büyüklerinden yeşil biber, iki tane orta boy kuru soğan ve bir tutam maydanozu küçük küçük olacak şekilde doğradım. Bir yemek kaşığı dolusu domates salçası, biber de kullanabilirsiniz. İki diş sarımsak, yarım çay bardağı sıvı yağ. Baharat olarak tuz, toz biber, kimyon, karabiber ve pul biber. Hemen hemen bir çay kaşığı dolusu. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi artık bunu güzelce elimde yoğuracağım. Artık kenarda beklesin. Hemen arasına süreceğim. Sosu hazırlayayım. Bir adet yumurta. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, çırpıyorum. Yani şöyle servin tepsi, kare bir tepsi kullanacağım. Hemen bir tane yufkayı, toplamda 3 yufka kullanacağım. Bir tane yufkayı komple seriyorum, kenarlardan sarkıtacak şekilde. Toplamda 3 yufka kullanacağım. Böyle böldüm ben. Yani 4 yufka gibi düşünmeyin. Ortadan bölerek yerleştiriyorum. Hazırladığım sosta eşit bir şekilde döküyorum. Bütün katlara dökeceğim. Bir alt kata dökmedim. Ama bundan sonra her katına dökeceğim. Bir fırçayla yayıyorum. Tekrar yufka seriyorum. Toplamda ara katını 2 yufka sermiş oluyorum. Tüm yufkayı serdim. Şimdi kenarlardan üzerine kapatıyorum. Her kapattığımda da şöyle aralarına sostan süreceğim. Yan tarafları da atıyorum. Tekrar sostan, artık sosu bitiriyorum. Diğer yan tarafı da kapatıyorum artık. En üstte artık sostan sürmüyorum. Düzledim. En düz yerine kıyma harcımdan eşit bir şekilde dağıtacağım. Kıyma ilk aşamada böyle gözünüze çok gibi gelebilir ama piştikten sonra biliyorsunuz kıyma çekiyor. Ondan dolayı hepsini koyabilirsiniz. Yere eşit bir şekilde yayıyorum. 180 derecelik fırında 30-40 dakika boyunca pişiriyorum. Fırından çıkardım ve 15 dakikada dışarıda beklettim. Böyle ilk sıcaklığı çıkması için birazcık ilk sıcaklığı çıksın ki daha rahat sarın. Şimdi hemen bu taraftan alttaki kağıttan destek alarak sarıyorum. Sarıp
bir süre dinlendireceğim. Birazcık oturması için, rahat kesebilmek için parmak aralıklarla kesiyorum. Dilimledikten sonra servis tabağına alıyorum. Ben birazcık sıcak sıcak koymam gerekti acele ettiğim için. Sizler biraz daha soğutabilirsiniz. Dilimleri ayırıp böyle dizdim. Gerçekten çok güzel oldu. Benim fırınım mini fırın olduğu için tepsimde küçük. Ondan dolayı böyle tam anlamıyla rulo olmamış olabilir ama sizlerin tepsisi genişse çok güzel rulo olacaktır. Hemen yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Ben yanına birazcık ayran yaptım. Bir de mercimek çorbası hazırladım. Çok da güzel bir menü oldu. Akşam yemeklerinde hazırlayabilirsiniz. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.